datalarımızı ve data dosyamızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi de nedir? En önemli durumlardan bir tanesi buradaki measure'dur, ölçüm. Şimdi ölçekle, genelde kitaplarda ölçek türü derler. Ölçek türü değil arkadaşlar, ölçüm türü. Ölçek değil. Ölçek nedir? Bir kavramı ölçebilmeniz için, bir kavramın farklı yönlerini ölçebilmeniz için farklı farklı sorular sorarak, farklı yönlerini dile getirerek doğru bir şekilde ölçmek için kullanılan bir ölçüm. Mesela depresyon ölçümü. İşte diyelim ki benlik, Rosenberg benlik algısı ölçüsü ya da işte farklı farklı işte aleksitimi ölçeği mesela. Çeşitli farklı psikiyatrik ölçekler, psikolojik ölçekler, iş yeri memnuniyeti ölçeği gibi ölçekler olabiliyor. Bunlar ölçektir. Diyelim ki işte benlik algısı ölçeği. Bu benlik algısını ölçer. Bir ölçektir. Diyelim ki 12 sorudan oluşur, 21 sorudan oluşur. Bunlar soru değildir. Aslında maddedir. Beşli Likert şeklinde tanımlanmış. Ölçek. Bunlar ölçek değil ama bunlar nedir? Değişkenin ölçüm biçimi. Kaç tane ölçüm biçimi vardır arkadaşlar? 4 tane ölçüm biçimi var ama SPSS'in bize sunduğu 3 ölçüm biçimi zaten pratikte de kullanılan 3 ölçüm biçimidir. Dolayısıyla SPSS bu konuda da bize kolaylık sağlıyor. Bakın ID'yi scale yaptık. Neden? Scale ne demektir arkadaşlar? Direkt ölçüm değeridir. Yani bu sayılabilir olabilir, ölçülebilir olabilir. Boy uzunlukları, işte alınan maaşlar, adetler, her türlü şeyler buna girer. Scale'e direkt ölçüm değerini, yaş olarak, sayısı olarak direkt giriyorsanız grup şeklinde değil de onlar da ölçüm biçimi olarak scale'e girer. ID'yi kullanmayacağım için sadece hani numaranın da scale olduğunu gösterebilmek için bunu yazdım. Doğum tarihini de ben bir girdi olarak kullanmayacağım için bunu da boş bırakıyorum. Diğer taraftan arkadaşlar yaş direkt sayısal değer ne olacaktır? Scale. Medeni durum. Medeni durum nedir arkadaşlar? Medeni durum. Medeni durum evli bekar diye insanları iki gruba ayırır. Yani bir kategoriye ayırır. Dolayısıyla insanları evli bekar diye kategoriye ayırır. Şunu düşüneceğiz burada. Evli ve bekar. Buna 1 verilmiş bekara, 2 verilmiş evliye. 2 birden üstün müdür? Böyle bir üstünlük söz konusu mu? Değil. Üstünlük söz konusu değilse bu sadece sınıflayıcıdır. Sınıflayıcı, bir üstünlük yok, sıralama yok bakın. Yani bu 1-2 sadece kategori için verilmiş. Dolayısıyla bir anlamı yok sayısal vermenin, sadece sınıflıyor. Sınıfladığı için bu nedir? Bir nominaldir. Bakın nominalin işaretinde nedir? Küme işareti gibi sınıflama var. Burada ölçüm var cetvel şeklinde. Ölçümleri bunu işaretliyoruz. Ölçüm değerlerini ya da sayım değerlerini. Bu sadece sınıflayıcıdır. Sınıflayıcı olarak bunu işaretledik. Bakın arkadaşlar eğitim durumu aslında sınıflıyor ama aynı zamanda verdiğimiz rakamların diyelim ki liseye 3 vermiş, liseye 2, ortaokula liseye 2 verirken ortaokula 3 veremeyiz. İlkokula 1 verirken yüksek lisansa 5 veremeyiz. 1 diyoruz ilkokul en alt düzey, 2 diyoruz ortaokul bir üst düzey, 3 diyor lise daha üst düzey falan diye yukarı doğru sayıların bir anlamı söz konusu. Burada sınıflama olmasına rağmen aslında bir sıralama var. Sınıflamanın yanında bir sıralama var. Dolayısıyla sıralama söz konusuysa, verdiğiniz rakamların bir anlamı varsa o artık ordinaldir, sıralayıcı ölçektir. Dolayısıyla orada biz artık bunu ordinal yapıyoruz değil mi? Diğerine bakalım. Cinsiyet. Cinsiyet ne yapıyor arkadaşlar? Cinsiyete bakalım. Bir bayan, iki erkek. Peki üstünlük var mı? Yani ben bir erkek, iki bayan desem bir şey değişir mi? Değişmez. Dolayısıyla cinsiyet de sıralayıcı bir ölçek değil, sınıflayıcı bir ölçektir. Ordinaldir. Peki boy. Boy nedir arkadaşlar? Sayısal bir değer giriyoruz. 185.21 scale'dir. Evet. Kilo nedir? Scale'dir. 85 kilo. 85.2 kilo. 100.65 kilo. Scale'dir. Ondan sonra VBC. Beyaz küre sayısı nedir arkadaşlar? Scale'dir. Scale olarak işaretliyor. Glikoz değeri nedir? Scale'dir. İşte TSH hormonu düzeyi nedir? Scale'dir. Dolayısıyla scale olarak. Evre nedir arkadaşlar? Birinci evre, ikinci evre. Buradaki verdiğimiz çok bunda da yanlışlıklar yapılıyor. İşte 1 diyor üçüncü evre, 2 diyor ikinci evre, 3 diyor birinci evre. Olmaz. Evrelerin de bir sayısal anlamı var. 3 en şiddetli, en uzak evre olduğu için 3 değeri verir. Dolayısıyla bu şekilde bir sıralama. Ondan sonra benim bulduğum değer, tıbbi değer literatürle çelişti diye bize geliyorlar. Ne oldu? Niye böyle çıktı? İşte hep bu kodlamalardan kaynaklanan hatalardan. Dolayısıyla bu kodlamaları güzel yaparsak, verilerimizi SPSS'de kodlarsak, genelde Excel kullanılıyor. Excel kullanmayın. SPSS kullanın. Bu şekilde düzgün bir data dosyası oluşturursanız zaten hiçbir şekilde karşınıza yanlış şeyler çıkmaz.
literatürle ters şeyler çıkmaz. Literatürle ters yapılıyorsa birinci durumda nedir? Çok az örnekleme alınmıştır. Ya da çok uç, mesela 100 kilo ve üzerinde çalışırsanız siz ortalama insan kilosundan farklı değerler elde edersiniz. Dolayısıyla normal insanlarla çalışıyorsanız literatürle doğru bir şeyler bulmanız gerekir. Eğer gene de ters bir şeyler buluyorsanız örnekleminiz çok küçüktür ya da manipülasyon vardır. Başka bir şey akla gelmez orada. Şimdi bakın, burada evre değerinde biz ne olarak o zaman kodlayacağız? Evre 1, evre 2, evre 3 şeklinde bir sıralama yaptığı için bunu da ordinal yapacağız. Dolayısıyla scale, ordinal ve nominal şekilde biz değişkenlerimiz var. Ölçüm biçimlerimiz var. Bu ölçüm biçimlerimizi doğru bir şekilde tanımladık. Rolle şu an çok bir ilişkimiz yok. Daha sonradan regresyon falan anlatırken bunun üzerine dururuz. Dolayısıyla neyimi önemli, tipi önemli ve ne kadar yer alacağı önemli. Mesela diyelim ki buraya da şöyle bir şey tanımlarız. Kullanmadığımız bir şey var. Onu tanımlayalım. Diyelim mesela anlatı. Hastaya diyorsunuz ki ne hissediyorsunuz? İşte hastalığınızı bir tanımlayın. İşte gece kalkarken şöyle yapıyorum, yatarken bunu yapıyorum, soğuk su içince rahatlıyorum, işte dolunay çıktığında bir acayip oluyorum gibi. Buna text yazacak. Bunu nedir arkadaşlar? İşte text olarak yazacağınız zaman string'tir. 8 karakter değil, artık bunu uzunca yapın arkadaşlar. Mesela 200 karakter yapın, değil mi? Mesela diyelim ki örnek. Bunu 8 karakter oldu. Değil mi? Bakın şöyle bir şey göstereyim size. Birinci kişi. Birinci kişi anlatı. Diyelim ki sabah kalktığımda, burada Türkçe olarak yazı sabah ka. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e geldi kaldı. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Bunu hemen arttırmamız gerekiyor. Buna çok dikkat. Hemen şuradan yapalım ki direkt bir anda arttırılmış olalım. Mesela 200 karakter yaptım bunu. Okey dedim. Artık detaylı anlatabilirim. Yazalım. Sabah kalktığımda uyuşukluk, bakın yazıyor da yazıyor, hissediyorum. Uyuşukluk hissediyorum. İşte diyelim ki ne diyebilir? Bir aydır böyle. Böyle oluyor. Tabii düzgün cümleler olmayacak burada. Bir aydır böyle oluyor. İşte annemde de vardı. Ondan sonra işte soğuk su ile dizlerimi yıkarsam iyi hissediyorum. Evet, teşhis nedir? Huzursuz bacak. Peki arkadaşlar, böyle uzun bir şey yaptı. Bu şekilde işte bunlar yanlış yazılıyor olabilir. Önemli değil bunlar. Yanlış olabilir. Bu şekilde upuzun 200 karakterlik bir anlatı yaptık. Buradan da bu hastalığı nasıl anlattığını, işte yapılan ölçümlerle beraber teşhis koyduğumuzda bunun da bize faydası olacak. Buraya bir SPSS bize bir text anlatı şeyi sağlıyor. Ama bunu işte ne yapıyorsunuz? Eksik tanımlarsanız bu şekilde veri tam olarak gelmiyor. Bunu büyük yapın arkadaşlar. String olsun. Bunu da artık bunun tanımlaması önemli değil. Direkt string yaptığınız zaman otomatik nominal tanımlar ama işleme katmaz bunu. Bunun farklı bir gösterimi var. Onu daha sonradan analizlerde göreceğiz. Bir de burada özellikle artık uluslararası bilim dergilerinde sizden ne istiyorlar? TC kimlik no, değil mi? TC no. TC no. Başka ne istiyorlar? Ad soyad. Bunları unuttuk. Bunları bakın unuttuğumuzda insert variable şeklinde yazıyoruz. Ad soyad. Mesela ad soyad. Ad soyada yazdık. Mesela diyelim ki TC kimlik no falan filan falan filan 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 falan filan upuzun bir şey oldu. Diyelim ki bu şekilde yazdı. Kaç karakter? 8 karaktere kadar yazıyor. TC kimlik no kaç karakterse o kadar. Bunun sıfırını buradan atalım. Bu şekilde olsun. Artık kaç karakterse onu ayarlarsınız. Mesela isim. Diyelim ki Abdurrezzak Kolaycıoğlu. Abdurrezzak Kolaycıoğlu yazdı mı? Bakalım yazmadı. Neden? Neden yazmadı arkadaşlar? Çok küçük bizim verimiz. Hemen bunu büyütelim. Yani isimler uzun olabiliyor. Bunu çok rastlıyorum. Daha sonradan geri dönüşü yok. Tekrardan kayıtlardan bakın acaba bunun ismi neydi diye tekrardan bakabiliyoruz. Şimdi bir de bunun tabi numerik yazmış. Numerik değil de bunu string yazalım. Okey diyelim. Mesela önce bir bunun bir düşüğüne örnek verelim de. Diyelim ki siz bunu arkadaşlar 8 karakter olarak bıraktınız. Bu nasıl görünecektir? Şöyle görünecektir. Mesela
Diyelim ki Ayşe Gül Yılmaz Yıldırmaz. Ayşe Gül Yılmaz Yıldırmaz. Burada kaldık. Bunun hepsini yazmak için ne yapmamız lazım? Uzun isimler, soyadlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Yapımını uzun bir karakter. Ayşe Gül yazdık. Yılmaz Yıldırmaz. Böyle bir soyad olabilir mi? Olabilir. Ayşe Gül Yılmaz Yıldırmaz. Upuzun yazdık. Hepsini kabul etti mi? Kabul etti. Doktor arkadaşım datayı getiriyor. Ayşe Gül Y. Ayşe Gül Yıl. Kalmış öyle. Neden kaynaklanıyor? Baştan data dosyasını ayarlamadığı için. Excel'den çekerken bile bunları düzeltmeniz gerekiyor. Bu şekilde verileri önce oluşturup sonra alırsanız daha düzgün bir kodlama yapmış olur. İşte bu şekilde TC kimlik numaralarını, ad soyadlarını da giriyor olabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir data dosyası oluşturduğunuz zaman analizlerde de kesinlikle problem çıkmayacaktır. Arkadaşlar kitaplarda bundan çok bahsetmiyorlar Mizur'dan, ölçümden. Bu çok önemlidir. Özellikle bir şeyi anlatırken, bir menüyü anlatırken size söyleyeceğim. Arkadaşlar özellikle bunun için çok önemlidir diyeceğim. Bunlar size analizlerde yol gösterici olacak. O yüzden lütfen çok dikkat edin. Bu şekilde bir data dosyası oluşturun. Şimdi bu videoyu izledikten sonra sizin şunu yapabiliyor olabilmeniz lazım. Bütün değişken tipleri kullanacağınız biyoistatistikte bütün değişken tipleri bunlar. Daha işinize yarayacak bir değişken tipi yok. Bu şekilde değişkenler kullanacaksınız ve bu şekilde daha sonradan bunları mesela boya göre kilo, kiloya göre bunları kodluyor olacağız. Onları da daha sonraki videodan anlatacağım. Daha sonraki videodan temel SPSS menüleri şeklinde bir menülerden işte transform menüsü, analiz menüsü, çeşitli basit giriş çıkışlardan, SPSS'in temel menülerden bahsedeceğim. Bu videoda neyden bahsetmiş olduk? Data dosyası oluşturmadan bahsetmiş olduk. Bunun yanında değişken tiplerini gördünüz, işte tarih kodlamayı gördünüz, değişkenlerin nasıl, işte value'ların nasıl kodlanacağını gördünüz. Bence bu en önemli derstir. Burada yanlış yaparsanız, burada tutarsız bir veri dosyası oluşturursanız bunun geri dönüşü yok. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey düzgün veri dosyası oluşturmak. Düzgün veri dosyası oluşturduktan sonra da düzgün analizler yapmak. Düzgün analizler yapmak daha kolay. Öncelikle düzgün veri dosyası oluşturmak. Bunun için de bu videoyu tekrar tekrar daha sonradan unutacağınız yerler olabilir. Tekrar tekrar dönüp buna müracaat etmek, tekrar izlemek durumunda kalıyor olabileceksiniz. Arkadaşlar bu anlatılardan siz her şeyi anlayacaksınız ama lütfen videonun sonunda da uyarıda görebileceğiniz gibi kendiniz bununla ilgili kodlamalar yapın, farklı data dosyası oluşturun, üzerinizde çalıştığınız bir şey vardır onu tekrar kodlayın. Bu şekilde data dosyası mutlaka 2-3 tane kendiniz data dosyası oluşturun. Daha sonra da bu data dosyalarının üzerine veri girişlerinde ve farklı programlarda bunları kullanacağız. Farklı analizler. Nasıl kaydediyoruz? Şu şekilde file'dan girdim, save as dedim. Diyelim ki ben masa üstünde arkadaşlar şuradan masa üstünü seçeyim. Masa üstünü seçtim. Biyoistatistik doktoru diye bir dosya oluşturdum. Bunu seçtim. Burada diyelim ki SPSS data oluşturma. SPSS data oluşturma diye bir dosya bunu kaydettim. Bu şekilde OK dedim. Artık SPSS data oluşturma şeklinde dosyam kaydoldu. Bir de arkadaşlar SPSS'de otomatik kayıt yok. Datanızı oluşturdunuz. Arada bir kaydet tuşuna basmanız lazım. Mesela diyelim ki ben işte 8. veriyi kaydettim. Bla bla kaydettim. İşte bir daha sonra bakın bu aktif hale geliyor. Bunu kaydetmezsem ben istediğim kadar veri gireyim, kapatayım. Yani Windows programları gibi değil. Kendi otomatik kayıt yapmıyor. Mutlaka arada bir kaydete basın. Evet arkadaşlar bugünkü SPSS data dosyası oluşturma dersimiz bu kadardı. Bu video çok çok önemli. Daha sonradan da bu videoyu tekrardan izlemek durumunda kalacaksınız. Şimdilik hoşça kalın ama lütfen ve lütfen kendiniz bunları uygulayın. Seyrederek öğrenilir, uygulayarak pekiştirilir. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.